Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, Davillo ile ev güzelliği programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Davillo'nun çok değerli dostlarını ziyaretlere devam ediyoruz. Yine Davillo'nun sponsorluğunda sizlere Ankara'dan Çankaya'nın Dikmen semtinden sesleniyoruz. Koçak Perde'nin sahibi Sayın Hüseyin Koçak'ı ben sizlere takdim etmek istiyorum. Efendim Ankara'nın gerçekten ileri gelen çok değerli perdecilerindendir. Evet, babasından aldığı bayrağı en güzel yerlere taşıma gayretinde olan Hüseyin Bey'in, bu arada efendim sevgili babası 40 yıllık üstadımız Sayın İsmail Koçak'ı da anmadan geçmek istemiyorum. İsmail Bey'e sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum buradan. Değerli sektör mensupları, evet, Davillo'nun sponsorluğunda biz Davillo müşterilerini hatırlatmak, Davillo müşterilerinin dinlemek üzere mağazalara gidiyoruz. Davillo'nun değerli müşterilerinin mağazalarına gidiyoruz. Size güzel kareler yansıtıyoruz. Bugün efendim biz Hüseyin Bey ile sohbet ederken bu mağazanın karelerine doyamayacaksınız. Gerçekten yeniden tasarlanmış, yeniden hayat bulmuş bir mağazanın içerisindeyiz. Bakmaya kıyamadım, bakmalara doyamadım. Siz de doyamayacaksınız. Ben niçin özellikle sizlere güzel konseptli mağazalar göstermek istiyorum? Genç yeni nesile efendim örnek teşkil etmek istiyorum. Çünkü yenilik üzerine kurulmuş bir sektörümüz var. Yenilik yenilik diyoruz, yenilikten şaşmıyoruz. Perakendeci de, toptancı da, üretici de hep yenilik bekliyoruz. Çünkü nihai tüketici, değerli hanımlar yenilik bekliyor. Artık sektörümüz moda halini aldı. Bir giyim sektörü gibi. Biz de bu konuda gerçekten yenilik yapmış, yeniliğine güvendiğimiz firmaların müşterilerini ziyaret etmekten büyük keyif alıyoruz. İşte onlardan birisi Koçak Perde. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Sizi gördük, mutlu olduk. Yıllar sonra, herhalde ilk röportajımız bundan 10 sene önceydi. Evet, bir de canlı yayınımız vardı birkaç yıl önce. Evet, birkaç sene önce onu da yapmıştık. O yüzden sizleri görmek, Davillo aracılığıyla sizi görmek bizi de mutlu etti. Buradan adlarını anmışken Erbasan ailesine de teşekkürlerimizi iletelim. Hem Erbasan ailesine hem de ikinci kuşak olarak benim hem babam İsmail Koçak, amcalarım, ailemin birçoğuna buradan tekrar teşekkürlerimi, bir borç biliyorum. Onlar sayesinde biz işlerimizi ilerletiyoruz. Onlar sayesinde, onlardan aldığımız tecrübe ve bilgi birikimiyle işlerimizi en ileri seviyeye getirmeye gayret ediyoruz. Evet, Davillo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Erbasan'ın, yine sevgili büyüğümüz Davillo'nun kurucusu Sayın Hasan Erbasan'ın da selamlarını iletelim efendim. Üzerimizde kalmasın. Ailece sektöre o kadar büyük katkıda bulunuyorlar ki, sadece perde sistemleri imalatı ya da tül ve fonluk toptancılığı ile değil, biz perde satıcılarına bulundukları katkı ile sizlerin sesini duyuruyorlar. Sağ müthiş olsunlar, bir katkı sağ diyorum ve bu güzel aileye sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten Türkiye'ye mal olmuş, Türkiye'nin değerlerinden, sektörümüz adına gurur duyuyoruz onlarla. Zaten onların sayesinde biz de müşterilerimize en kaliteli ürünleri en güzel şekilde sunmanın keyfini yaşıyoruz. Biliyorsunuz müşterilerimizin istedikleri her zaman kaliteli ürün, ekonomik fiyat ve tam zamanda teslimattır. Sağ olsun böyle kaliteli firmalar sayesinde biz de hem müşterilerimize kaliteli ürünleri en güzel şekilde teslim etmenin keyfini yaşıyoruz. O zaman bu haftayı Davillo haftası ilan edelim. Nasıl biliyorsunuz? Efendim, evet, bugünden itibaren Davillo haftası olsun. Hüseyin Bey, şu eskilere gidelim. Gidelim tabii biz ki. Biz sizi tanıyoruz, çok iyi tanıyoruz ama sizi tanımayanlar olabilir. Her gün yeni nesil efendim katılıyor. İstanbul'da birkaç gün önce yine bir firmada çekim yaparken bir delikanlı çıktı karşımıza. Biz çalışan zannettik ama o kadar canla başla çalışıyor ki. Süper. Patronun oğluymuş. Şimdi dedim ki büyüyor yeni nesil. O yüzden biz sizi tekrar takdim edelim. Hüseyin Koçak kimdir? Oradan başlayalım. Tabii ki, hay hay. Hüseyin Koçak bu sektöre çıraklıktan başlayan birisi. İşte biraz önce söylediğim gibi ailenin getirdiği bir ikinci jenerasyon kuşağı. Evet. 2003 yılından beri kendi adımla, kendi firmam ismiyle Koçak Perde olarak sektöre katkıda bulunmaya çalışıyorum. 17 yıl bitmiş.
Evet, 17-18. Yıla girdik. Yaklaşık 15 yıldır da aynı mağazada, bulunduğumuz mağazada hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ve sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. O sebeple mağazamızı bu sene dekore ettik, yeniden süsledik, güzelleştirdik. Müşterilerimizin hizmetine sunduk. Ve bu sayede zaten satmış olduğumuz kaliteli ürünleri daha güzel sunma imkanına kavuştuğumuzu düşünüyorum. Biraz önce siz de söylediniz ya, bakmalara doyamadım diye. İnşallah birazdan bizi izleyenler de dekorlarımızı görünce bize hak vereceklerini düşünüyorum. Biz Koçak Perde olarak her zaman en kaliteli ürünleri en uygun fiyatla tam zamanında satmak için çaba gösteren bir firmayız. Az çok bizi tanıyanlar da bunu zaten biliyor. Evet. Yeni tanıyanlar için söyleyeyim. Biz her zaman en kaliteli tedarikçilerle çalışmaya gayret ederiz. En iyi hizmeti vermeye gayret ederiz. Ve bunları sattıktan sonra da geri dönüşümü verecek şekilde satış sonrası hizmetimizi en uç, en güzel seviyede yapmaya gayret ederiz. Evet. Bunu da yaparken zaten ben tek başıma değilim. Bu kadar işlemi tek başına yapma gibi bir süpermenliğim de yok. Böyle bir lüksüm de yok. Bunu yaparken işte Davilo gibi kaliteli firmalarla çalışırız. Çok iyi terzi, çok iyi bir montaj ekibi. Bunlar sayesinde biz en iyi hizmeti vermeye gayret ederiz ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Senin bunu başarabildiğimi düşünüyorum. Bu kadar yıldır bu sektörün içinde biri olarak işte bakın 10 sene önce de benzer röportajları yaptığımızda biz Koçak Perde'yi daha ileri götürmeye, daha iyi bir marka yapmaya gayret ediyoruz diye söylemiştim. Sanırım artık onu başardığımızı düşünüyorum. Artık bravo. Koçak Perde olarak bir markayız. Evet. Ankara'nın hatırı sayılır firmalarından biriyiz. Evet. Perde, ev tekstili, dekorasyon ihtiyacı olan ev, otel, hastane, okul, bütün hepsinin mimari projelerine dahil talibiz. Onun için buradayız. Gelsinler. İnsanlar geldi, aynen öyle. Geldikleri zaman ne kadar profesyonel bir firmayla karşılaştıklarını daha iyi anlayacaklardır. Evet. Dediğim gibi A'dan Z'ye bütün çalışanlarımla, bütün ekip arkadaşlarımla birlikte çalışan demeyin. Bunların hepsi benim kardeşim, tabii ki, canım, ciğerim. Hepsiyle biz burada bir aileyiz. O aile mutluluğuyla bir iş yapıyoruz. O keyif alarak iş yapıyoruz. Ve bu o yüzden bizim çok işimiz değil, bir keyif aldığımız bir ortam haline geliyor. Sanırım müşterilerimiz de bunu hissettiği için bizi tercih etmeye devam ediyorlar. Evet. Davilo da nitekim ata dostu. Evet, o evet, zaten onların yeri her zaman ayrı bizde. İsmail Bey dostu farklı. Hı-hı. Engin Bey'le de sizin dostluğunuzu, tabii arkadaşlarınızı ki da çok iyi biliyoruz. Bütün bunların farkındayız. Efendim şimdi mağazaya şöyle bakmalara dayamadım dedim. Ben dekorları mermer zannettim. Siz de dediniz ki Emine Hanım ahşap üzerine mermer görünümlü. Bunlar moda mıdır şimdi bu yıl? Yoksa biz, sizin tasarımınız mı? Mağazanın tasarımı tamamen bende. Ya bir mimar... Yok, mimar yok. Çünkü mimarlara fikir veren, perde konusunda fikir veren insanlar yine biziz. Evet. Evet, sağ olsunlar çok güzel çizimler yaparlar. Çok güzel tasarımlar çıkartırlar, evet, ama Koçak Perde'nin Koçak kimliğini yansıtması lazım. Evet. O şekilde dizayn edilmesi lazım. Öyle bir lüksü yok. O yüzden tabii ki sağ olsun mobilyacı arkadaşlarımız bize bu konuda çok destek oldular, yardımcı oldular. Ama ve lakin mağazanın kullanım ve datayı tamamen kendi kullanım şeklimize göre tasarlandı, dizayn edildi. Müşterilerimizin rahat etmesi üzerine dizayn edildi. Evet, görsellik önemli ama rahat etmek de önemli. Müşterilerimiz buraya geldiği zaman sizin şu an olduğunuz gibi kendi ev ortamındaymışçasına, evet, rahat etmeli. Burada keyifli zaman geçirmeli. Şu an izleyenler belki göremiyor. Belki birazdan görürler, çocuklar için oyun alanlarıyla, evet, birlikte. Çok keyifli bir ortam. Hani burada insanlar kendi evlerinde bulduğu rahatlığı, huzuru bulması lazım. Biz de onun için tasarım o şekilde dizayn ettik.
Sanırım başarılı olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. İnşallah geri dönüşler de daha olumlu yönde olacaktır. Sektörü el birliğiyle daha yukarıya taşıyacağız inşallah. Efendim şimdi bazen güzel bahçeler vardır, doğa vardır. Hani pikniklere gidersiniz, o akan dereye şırıl şırıl o manzaraya doyamazsınız, sizi dinlendirir. Bu mağazada gerçekten beni dinlendirdi. Doğayla eşdeğer görüyorum. Yaşam alanları artık zarafetle bütünleşti. Kesinlikle. Eski sistem, eski düşünce bu anlamda kalmadı. Evlerimizde dahil, ofislerimizde dahil, yaşam alanlarımızın tamamı, bürolarımız, yaşam alanlarımızda artık dekor madem söz konusu. Zaten bizim sosyal medyada özellikle paylaşımlarımız arasına geçer. Evet. Madem evdeyiz, evimizi güzelce dekore etmeliyiz evet, diye. Tam zamanı. O yüzden madem evdeyiz, madem zamanımız da orada geçiyoruz. Evi güzelleştirmenin en kolay ve en ekonomik yoludur perde değiştirmek. İnsanlar bu açıdan perdeyi kolayca değiştirebilirler ve o konuda biz en hızlı şekilde servis vermeye talibiz. Evet. Bunu yaparken perdeciniz.net bizim amiral gemimiz, internet adresimiz üzerinden online alışveriş yapabilirler. Ona hazır ve donanımlı bir haldeyiz. Evet. Yaklaşık 20 yıllık bir sitemiz. Oradan internet alışverişini yapabilirler. Instagram'da Koçak Perde üzerinden online satış yapabilirler. Online örnekleri görebilirler. Evet. Sosyal medyada da etkinsiniz. Sosyal medyada etkin bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Peki efendim, madem perdeciyiz, 2021'in yeni sezonunda hangi ürünler kulvarda? Sizlere değerli toptancılarınız, Davillo gibi değerli toptancılarınız hangi ürünleri getirdi? Şöyle özet verecek olursak Tabii ki, modası. Bu sene artık ürünler sadeleşti. Evet. Baya sadeleşti. Mümkün ol. Çünkü hepimiz artık karmaşadan uzaklaşmak istiyoruz. Artık rahat, daha dingin, daha keyifli alanlar istiyoruz. Evet. Sağ olsun. Olduk. Aynen öyle. Sağ olsun. Davillo da bu modayı takip ederek bize öncülük ediyor. Onlara ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Daha düz seçeneklere ihtiyaç var. Evet, düz tüller. Daha keten fonlar. Kullanacağımız şekilde. Evet, daha nanoteknolojik mekanik perdeler, storlar, zebralar ve en önemlisi otomasyon sistemi, motor sistemi. Birazdan örneklerini gösteririm. Şu an mağazadaki aslında bütün teşhirlerimiz motorlu ve uzaktan kumandalı. Evet. Şu an geleceğimizin en büyük yatırımını orası alacak, otomasyon. Çünkü akıllı evler hayatımızda aynen artık. Aynen öyle. İhtiyacımız olan şey o. Evet, perdede mümkün olduğunca sade, şık seçenekler. Ama ve lakin sistem kesinlikle sistem ve otomasyon. Ondan sonra geri kalan her şey teferruat olacaktır. Sadece kişilerin kendi zevkine ve keyfine kalacak şekilde tasarlanır. Sanırım Hüseyin Bey, müşteri de otomasyon sistemini kabul etti. Çünkü biz akıllı telefona çok çabuk geçtik. Kesinlikle. Akıllı işte laptoplardan tutun da birçok teknolojik alete o kadar çabuk adapte olduk ki akıllı evlere, akıllı yaşam alanlarına. Dolayısıyla müşteri de perdede motor sistemini çok çabuk kabul etti. Allah aşkına. Hiç de yabancılamadı. Şimdi biz kendi çocuklarımıza bile bilgisayardan, tabletten, telefondan uzak tutalım diye uğraşırken birden onları uzaktan eğitimle gel sen bilgisayarın başına otur, kalkma, burada zaman geçir. Öyle yetiştiriyoruz. Öyle bir nesil geliyor arka taraftan. Evet. Yeni gelen nesile siz çekilebilir, ya dur elle perde çek falan, onlara komik gelecektir. Evet. Onların arayacakları şey muhtemelen evet, ellerindeki telefonla kardeşim gel telefonunu al, gir Sonfi'nin sitesine. Evet. İstediğin gibi perdeni al, kaldır, indir. Otomasyon sistemiyle o perdeleri istediği zaman indir, istediğin zaman kapat diyebilme rahatlığını vermemiz lazım. Düşünsenize, uyanmışsınız, yataktasınız, güneş de güzel parlamış dışarıda, bunu hissediyorsunuz.
Davillo da bunu çok güzel kullanıyor. Sonfi'nin yıllardır biliyorsunuz bayiliğini aldı. Sonfi gibi dünyaya mal olmuş garanti bir firmanın bayiliği de Davillo'ya yakıştı. Kesinlikle. Çünkü Davillo da kaliteyi seviyor. Düşünseniz ayaklarınızı uzatmışsınız. Uzaktan kumandayla karşıdaki camınızı, perdenizi açıyorsunuz. Bundan müthiş bence tedavi olmaz Aynen öyle. Aynen öyle. En güzel, en akıllı sistem bu şekilde. Dediğim gibi bizim bütün perdelerimiz oradan Aydın Bey çekebilirse bakın oradaki perdelerimiz istediğiniz gibi indirip kaldıracağınız şekilde tasarlanması lazım. Lazer kesimli bir store görüyoruz. Tabii bu sene popüler olan ama bizim koçak perde olarak yaklaşık 10 senedir kullandığımız sanırım biraz önce olmanın getirdiği bir farklılıkla bu sene müşteriler de talep etmeye başlayacaktır. Her ne kadar biz yıllardır kullansak da artık biz bunu biraz daha otomasyonla daha bir level üste getirmenin keyfini yaşıyoruz. Biliyorsunuz Davillo Sonfi konusunda çok ciddi bir kitleye ulaştı. Kesinlikle. Gerçekten Ankara'nın en uygun fiyatlı da Sonfi bayisi. Aynen öyle. Sonfi de Davillo gibi kaliteli müşterilere ulaştıkça kendini yeniledi. Kesinlikle. Aslında Davillo çaktırmadan Sonfi'ye bence böyle çığır açtı. Evet, tabii ki. Tabii ki. Yok, zaten kendini yenileyen bir firma ama Davillo'nun satışlarındaki o hızı gören Sonfi, ki Davillo gibi satış yüksek tirajda firmaların hızını gören Sonfi kendine de hız verdi. Kesinlikle, bazen kesinlikle müşteri yönlendirir firmayı. Aynen Davillo öyle da onların müşterisi nitekim. Bence sektörümüz güzel yere doğru yol alıyor gidiyor diye düşünüyorum sizlerin sayesinde. Tabii ki şimdi ne dedik? Zaten evet, ürünleri satan olarak bizler üreticiye zaten yol gösteriyoruz. Evet. Bakın bu ürünler satılıyor. Bunları yapın. Evet. Şu an ne diyorum? Evet, bu ürünü satan, bu işin tezgahında olan biri olarak bundan sonra satacağımız şey otomasyon, motor, evet, kumanda. Hani artık perdeyi biraz evrilmek lazım, değişmek lazım. Evet. Çağ değişiyor, sistem değişiyor. Bizim geri kalma gibi lüksümüz yok. Biz koçak perde olarak elimizden geldiğince hem kendimizi, hem mağazamızı, hem de müşterilerimizin yaşam alanlarını değiştirmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Onlara fikir vermeye çalışıyoruz ki bizim en önemli özelliklerimizden birisi odur, fikir. Evet. Yani o fikir çok önemli. Bunu verirken işte sağ olsun Davillo gibi kaliteli firmalarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Evet. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyoruz dediniz. Artık sosyal medya biliyorsunuz oturduğunuz yerden tüm dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle. Siz şimdi oturduğunuz yerden Çankaya Dikmen'den Ankara'nın nerelerindesiniz? En çok yoğunlukta nihai tüketici nerelerden gelir Koçakperde'ye? Koçakperde konumu gereği Dikmen'de yaklaşık 20 yıldır hizmet veren bir firma olarak tabii ki ağırlığı Dikmen ve Çankaya bölgesinde. Ama ve lakin artık müşterilerimiz bizi tanıdığı için nereye gitse gittiği yerde koçak perdeyi camında görmek istiyor. O fikri orada yansıtmak istiyor. O yüzden bizim hizmet ettiğimiz bölgeyi Ankara'yla sınırlı tutmak sanırım bize biraz haksızlık olacaktır. Ankara sınırları zaten bizim doğal hizmet alanımız. Ama ve lakin işte pandemiye rağmen, şu salgın sürecine rağmen geçen hafta Bodrum'da 3 ayrı işi teslim ettik. Hani o yüzden bizim öyle bir yer mevhumumuz yok. Hani Koçakperde her yerde istiyorsunuz. Aynen öyle. Bizim pencere ve cam olan her yer Koçakperde'nin hizmet verebileceği bir alandır ki biz sadece aslına bakarsanız sağ olsun Davillo'nun katkısıyla perdeden bahsediyorum ama bizim firmamızın ismi Koçak Mefruşat. Evet. Mefruşat'ın kapsadığı her türlü alanda. Her türlü ev tekstili, otel tekstili, hastane tekstili, okul tekstili, bunların hepsine hizmet veren bir alanımız var.
Sahne perdelerinden tutun da. Aynen öyle. Düğün salonu konseptlerinden tutun da. Şimdi, öyle değil mi? Bunların hepsi aslında bizim, tabii şu an ben aklıma geldikleri söylüyorum. Yani bu röportaj esnasında. Hastane perdeleri. Aynen öyle. Hani aklıma gelen ilk örnekleri söylüyorum. Aslında çok doğal, bunlar bizim normal rutinlerimiz. Evet. Normal rutin işlerimiz. Evet. Şu an ortalık sakin gibi görünüyor ama ekibim dört bir koldan şu an bir hastane projesinin işini yetiştirmeye çalışıyor. Hastane perdeleriyle bir acil alanı kapatmaya çalışıyorlar. Çok güzel. Hani biz Koçak olarak o yüzden ikinci jenerasyon, inşallah üçüncü, dördüncü jenerasyon olarak işimizin başındayız. Salgın olmuş, kriz olmuş, bir şekilde işimizin başındayız. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Efendim şimdi birkaç kelime de değişen tüketiciye ayıralım. Tabii ki. Arkasından da yeni sezonda dedik ya, sadelik var. Yeni sezonda otomasyon sistemi var dedik. Ürünlere bakalım. Kimin ürünlerine? Davillo'nun ürünlerine. Ama değişen tüketiciyi de sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz? İnsanlar değişmesi çok normal, kendimiz de değişiyoruz. Evet. Biz değiştiğimiz sürece müşterilerimizin istek ve talepleri de değişiyor. İnsanlar artık çok daha hızlı ürün talep ediyorlar. Çok daha rahatına düşkün ürünler istiyorlar ki hepsinde haklılar. Çünkü müşterilerimiz her zaman haklıdır. Onlar bizim işimizin patronu, müşterimizdir. Evet. O yüzden mümkün olduğunca daha kaliteli, daha ekonomik ve daha hızlı ürünler istiyorlar. Efendim madem öyle, Davillo'nun ürünlerine göz atalım. Aha. Yenilikçilik nasıl olurmuş? Şöyle bir gösterelim, örnek teşkil edelim. Efendim yenilikçilikten kastım tabii ki yeni ürünler, ama şu da çok önemli. Stoklu toptancılarla çalışın, kaliteli toptancılarla çalışın. Yenilikçiliği her daim kendisine düstur edinmiş toptancılarla çalışın. Çünkü niye? Yolda kalmazsınız. O zaman hadi buyurun Davillo'nun ürünlerine bir göz atalım. Hüseyin Bey, yine çok tarz bir ürün. Davillo yeniliklere doymuyor. Kesinlikle. Üzerinde yaprak desenler var. Üç boyutlu gibi gözüküyor bunlar. Değil mi? Çok da güzel. Sağlam da monta edilmiş. Evet, Davillo Tekstil bize hem tül, hem kumaş, hem mekanik perde, hem perde sistemleri konusunda geniş bir network, ürün ağı sağlıyor. Evet. Ve o tasarımlarından bir örneği göstermek istiyorum. Evet, bu böyle üstü üç boyutlu. Önce başlıktan güzel başlayalım. Koçak yazıyor. Bu sizin tasarımınız mı, Davillo'nun tasarımı mı? Bu bizim tasarımımız. Evet. Evet, ürünlerimiz sonuçta bizim garantimizde. Çok iyi düşünülmüş. Davillo'nun da izni varsa hiç bütün problem. Firmalarımızın yeşil yapraklı daha çok hoşuma gitti benim. Yani, değil mi? Her rengi çok birbirinden güzel, çok güzel ve şık. Çok. Level atladık biz tülde. Kesinlikle. Zaten Türk tekstili çok çok ileride, çok evet, güzel. Evet. Dünya kabul etti bunu. Aynen bizim öyle yaptığımızı dünya öyle kabul etti. Güzel tüller, bunların yanlarına güzel sonbahar konsepti. Kesinlikle güzel kombinleyeceğimiz kadife şık evet kumaşlarla birlikte. Böyle bir tane daha gösterelim, öyle geçelim oraya. Evet. Evet. Sonbahar konsepti. Tamam. Çok güzel bir 1 2 3 4 5 varyantlı. Evet. Yine efendim Koçak başlığı var ama ürünler Davillo'nun, bunu atlamıyoruz. Ne diye adlandırıyoruz bunları? Böyle güzel kadife tarzda kumaşlarla. Evet. Üstüne güzel simli ışıltılı desenlerle farklı bir tarz yaratılmış. Bu da müşterilerimizin çok hoşuna giden bir örnek. İstediğiniz gibi kombine edilebiliyor. Renk seçeneği gördüğünüz gibi çok oluşu. Evet. Her eve, her mobilyaya uyum sağlayacaktır. Şöyle de gösterelim dikilmiş halini. Şimdi Davillo Türkiye'nin de sınırlarını aştı. Tabii, tabii. Davillo çok ciddi anlamda ihracat yapan bir firma. Bu da firmanın Ankaralı olarak gösteriyor da gurur duyuyoruz. Kesinlikle. Ankara evet, bunu neye Türkiye bağlıyorsunuz? Bunu biraz açalım mı? Niçin Davillo bu kadar sınırları aştı sizce?
Şimdi sanırım bizim gördüklerimizi yurt dışındaki insanlar da görmeye başladı. Evet. Ürünlerin kaliteli oluşu, tam zamanında güzel teslim edilişi, hı hı. Yurt dışında insanların asıl istedikleri de bu yönde olduğu için evet. tam ortak paydayı buldular diye düşünüyorum. Bu bir tek bizim Ankara için değil, Türk ekonomisi için ki böylesine dövize ihtiyacımız olduğu bir ortamda evet. bence çok güzel ve mutlu edici bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü Davilo evet iç piyasada bizim gibi kaliteli firmalarla çalışırken dış piyasada da çok etkin ve aktif olmaya başladı. Bunların sebepleri de işte bu biraz önce gösterdiğimiz gibi ürünlerin kaliteli oluşu diye düşünüyorum. Peki şu konuya ne diyorsunuz? Sistematik çalışmaları. Kesinlikle. Düzgün çalışmaları, bol stokları ve en önemlisi de lojistik. Yani disiplinli bir firma lojistiğe önem verir. Aynen öyle, aynen öyle. Sanırım Hasan Erbasan'ın getirdiği o iş kültürünü Engin Erbasan'ın zirveye taşıması Davilo markasını da sektörümüzde bambaşka bir yere getirdi evet. diye düşünüyorum. Yerel anlamda iş yapmak çok kolaydır. Evet. Bakın biraz önce sordunuz ya Koçakber'de nereye iş yapıyor, ne yapıyor diye. Bizim artık öyle semt kültürümüz kalmamalı. Öyle bir dünyadan geçtik, evet. küreselleştik. Evet. Artık internet ortamıyla istediğimiz her şeye, istediğimiz yerden ulaşma rahatlığı var. Evet. Bugün Çin'den bile bir ürünü çok rahatlıkla birkaç günde getiriyoruz. Daha geçen gün bir haber Almanya'dan sipariş edilen bir ürün. Bütün gümrük işlemleri bitirilip bir gün sonra müşteriye teslim edilebiliyor. Bu çok artık olağan şeyler. Evet. Bizim bu çağı idrak etmemiz lazım. Kendimizi yenilemeliyiz. Evet. Durduğumuz yerde sadece durmamalıyız. Sadece ürünleri değil, fikir anlamında da. Aynen öyle. Evet. Bunu değiştiren firmalar evet level atlayacak. Değiştiremeyenler de evet üzgünüm kendim de dahil değiştiremediğim an yok olmaya mecburuz. Efendim ispatlı konuştuğum zaman ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü altı dolu cümleler oluyor. Aslına bakarsanız biz Perde Satıcıları Haber Portalı 15 yılı geride bıraktık. 16. yılımızın içerisindeyiz. Biz de gerçekten kayda değer Türkiye'ye emek vermiş firmalarla yol almak istiyoruz. Tenzih ediyorum diğer firmalarımızı, sakın yanlış anlaşılmasın. Biz bu firmalarla yol alırken de bizim de kalitemiz ortaya çıkıyor. Yani bugün varlar, yarın yoklar. Böyle firmalarla da biz de yol almak istemiyoruz. Açıkça bunu ifade etmek istiyorum. Bakınız Tülde, Fonluk'ta level atlayan Davilo, aslında başından beri düzgün giden Davilo daha da çığırından çıktı. Sistem perdelerinde de gerçekten Davilo'ya biz yetişemiyoruz. Kesinlikle. Kısacası sözü buraya getirmek istedim. Evet. Bakar mısınız şu güzelliğe? Aynen bunu öyle. Şöyle tutalım mı tutalım, Hüseyin Bey? Çok öyle şimdi belki. Bu sistem perdeleri hakkında da konuşalım. Konuşalım tabii ki. Şimdi piyasada çok fazla zebra perde bulunabilir. Artık evet. Herkesin malumu. Pazarlarda basit alışveriş sitelerinde çok rahatlıkla bulunabilir ama kumaş kalitesini gördüğünüz zaman, mekanizma kalitesini gördüğünüz zaman evet. bu ürünlere ya evet arkadaş haklıymışsın, bunlar kaliteli ve benim camıma böylesi yakışır diyebilir bir ürünü müşterilerimiz rahatlıkla alabilirler. Ne kadar güzel bir dosya olmuş böyle. Evet değil aynen mi? Öyle. Bakın parmakla böyle iterken Hüseyin Bey böyle rahatlık sunmuşlar. Aynen öyle. Her varyantı rahatlıkla. Bir de buradan mesela şekilde. Şunu çıkarın aradan. Hı-hı. Götürün müşteriye. Kesinlikle, o kadar ki güzel olmuş. Kesinlikle. Koca dosyayı bile götürmenize gerek yok. Böyle evet. birçok renk varyantıyla. Eskiden hatırlar mısınız bir 10 sene önce bu zebralar, storlar kocaman kocaman yaprak dilimli aynen öyle. Başlıkların altındaydı. Aynen öyle, aynen yerler öyle. Toz içinde kalırdı. Hatırlıyor musunuz? Kesinlikle alt tarafları tozlar içinde. Evet, mağazalar süpür süpür temizlenmezdi. Evet. İyi ki var Davilo. Şimdi, İyi ki, evet. Bu Avrupa'yı tarzı. Şunu çekelim. Şu ürün gerçekten güzel bir ürün. Bu ürün bizim de firma olarak çok sevdiğimiz evet. ürünlerden birisi. Evet. Müşterilerimize bu ürünleri sunarken de gözümüz arkada kalmıyor. Evet. Ne ürünün kalitesinden ne de kumaşla derkinde bir
sıkıntı yaşanır mı diye hiçbir sıkıntımız olmadan gönül rahatlığıyla satabildiğimiz ürünler. Şimdi kaliteye bakıyorum da. Değil mi? Üstünde bile konuşmayalım. Tartışılmaz. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Hiç bu konuda soru bile sormayacağım. Hı-hı. Tartışılmaz. Çünkü insan eliyle, ruhuyla hissettiği gibi eliyle de hissediyor aynen zaten. Aynen öyle. Artık... Yani hele ki ben kadın gözüyle değerlendirdiğim için benden hiç kaçmıyor. Çünkü erkeklerin bakış açısıyla kadınların bakış açısı arasında bu konuda çok fark var. Biz uzun ömürlü ürünler istiyoruz. Korkuyoruz ya değiştiremezsek bir değil daha mi? Diye. Çünkü biz atalarımızdan öyle gördük. Bir perde 10 yılda bir değişir, 20 yılda bir değişir dediler. Ama maşallah biz 2 yılda bir değiştiriyoruz ama gene de korkuyla ya bir daha değiştiremezsem diye de. Evet. O psikolojiyle şey yapıyor. Evet. Burada kaç varyant vardır? Yaklaşık 10 ayrı desen var. Evet. Her birinde yaklaşık 6 tane varyant var. Yaklaşık bu koleksiyonda bile 60'a yakın ürün var. Evet. Bu da ürünlerin güzelliğini ve geniş skalasını bize daha iyi anlatıyor. Şimdi Davildo bir yenilikle yine bizi karşı karşıya bıraktı. Hiç şaşırmadık. Davildo uzun süredir de bayağı oldu. Perde aksesuarları değil mi? Satıyor. Perde aksesuarları sizin mağazanızda da mevcut. Şu anda biz konuşurken zaten değerli seyirciler aksesuarların şıklığını, kalitesini görüyorlar. Evet, hakikaten çok güzel ürünler, çok güzel renk seçenekleri var. Davildo bu bakımdan bize her konuda desteklerini sunuyor. Gerek tül, gerek kumaş, gerek stol, gerek mekanik perde, gerek perde aksesuarları olarak bize hizmet sunduğu gibi diğer sektördeki arkadaşlara da önerebileceğimiz bir firma olacaktır. Efendim, demek ki alacağımız çok uzun bir yolumuz var. Kesinlikle, kesinlikle. Bu yolculukta önemli olan arkamıza sağlam firmalar almak, yanımıza sağlam firmalar almak. Kesinlikle. Yenilikçi, üreten, üretmeye devam eden firmalarla yol almak, efendim o hayallerimizi kurdurtabilir bize. Efendim biz hepimize geniş geniş hayaller diliyoruz. Kesinlikle. Ve son olarak tabii ki mikrofonu size bırakıyoruz. Kamera yaklaşsın. Sezonumuz başladı. Güneş kapıda, tepemizde. Hüseyin Koçak neler diyecek tüm değerli Türkiye genelindeki, hatta dünya genelindeki perdecilerimize? Önce sektördekilere o zaman mesaj verelim. Evet. Sektördekilere mesajım kendilerini geliştirmesi, kendim de dahil, yenilemesi üstüne olacaktır. Mutlaka iyi firmalarla çalışmaya gayret ediniz. Kaliteli firmalarla çalışmaya gayret ediniz. Kaliteli personel, kaliteli mağaza tasarımı yapmaya gayret ediniz. O sizi zaten alıp götürecektir. Bu kadar yıldır Koçak Perde sektörün içinde ise bu yolu izlediği için böyle. Sektördeki arkadaşlara tavsiyem bu yönde olacaktır. Kendi tarafıma gelince bu işi biliyorum diye bir şey yok. Bu işi bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Hala öğrenmeye gayret ediyorum. 20 yıldır bu işin içinde olan biri olarak hala öğrenmeye gayret ediyorum. Çünkü öğrenmenin hakikaten yaşı yok. Sürekli değişen bir çağda kendinizi yenilemediğiniz sürece geri gidiyorsunuz. Bu da kendime öz eleştirimdi. Müşterilerime gelince bizi bilenler zaten çok da anlatmama gerek yok. Söyledikleri şey Hüseyin Bey, evet ürünleriniz kaliteli. Evet Hüseyin Bey, ürünleriniz makul fiyatlarda. Evet Hüseyin Bey, 10 sene sonra da perde ilişkin bir sıkıntımız olsa rahatlıkla koşa koşa bir ekip gönderiyorsunuz oluyor. Yeni tanıyacak müşterilerimiz de sanırım bu eski müşterilerimizin isteklerini, duygularını öğrenirse işlem tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Rica bizi ederim. Konuk ettiniz. Sağ olun, var olun. Ben mutlu oldum sizi ağırladığım için. Bu kadar yıl sonra tekrar görmek sevindiriciydi. Teşekkürler ilginiz için. Değerli sektör mensupları, bugün sizlere Davildo'nun sponsorluğunda bir Davildo satış noktasından, bir Davildo değerli müşterisinden seslendik. Koçak Perde'den seslendik. Hüseyin Koçak ile efendim hem geçmişi yad ettik hem geleceğe şöyle bir yol aldık. Ne diyoruz? Teşekkürler Davildo diyoruz. Bir başka Davildo ile Ev Güzelliği programında görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.